Gelme canım ben düştüm kalktım toparlandım güç bela. Ama küstüm beni niye üzdün dönüşün yok bana bu defa. Mesut'un rolünü çaldı. Tabii. Yanlışım. İki. Kral olabilir. Biz buraya senin albüm lansmanın için geldik. Albüm tanıtımı. İstersen yeni şarkını da buradan tanıtmak istiyor musun? Evet, Ali Biçim ve Mesut Can Tomay açılış yaptı. Ali Biçim ve Bilal Hanca açılış yaptı. Mesut Can Tomay yapmadı. Atakan bu hassa haliyle konuştu, alkış bence. Helal olsun. Müthiş! Niye toplandık? Niye? Burada niye? Bugün niye buradayız? Arkadaşlar bence bir şey söylemekte fayda var. Biz kimiz? Bizi ilk defa ekranları başında izleyecek sevgili takipçilerimiz ya da başka kanallardan, Discord'lardan gelip bu linke ulaşan insanlar. Biz kimiz? Sol baştan. Ben Merçan Bağak. Çiçeğim. Bir daha versene. Bir daha. Lütfen ver. Abi bu adam evli değil mi ya? Kral sen de evliydin. Ben dulum abi. Nasıl dulum ya? Ben dulum tabii. Numaganı yazar mısın? Ali abim yakaladı. Abi. Elden gel. Dayı sen kimsin? Ben Mesut Can Tomay, eski çocuk yıldızım. Çok güzel, evet. Ben Burak Güngör. Ben Bilal Hancı, Karadeniz Türkücü. Eski Late Night Show sahibi Ali Biçim ve hemen yanımda görmüş olduğunuz... Kafalar Atakan Özürt. Ben öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Buradaki zaten birbirimize tanışıyoruz arkadaşlarımızla. Bugün Mert Can Bağar'la ilk defa tanışıyorum ben. Tekrardan bir selam vermek istiyorum. Nasılsın abi? Eyvallah, memnun oldum. Sağ ol, sen nasılsın? Tanıştığıma memnun oldum. İlk defa, YouTube'da da ilk defa ve ilk defa tanışmamız da beraber aynı YouTube. Bu arada ben bir duyuru yapabilir miyim? Mr. Fest iPhone 14 dağıtıyor. Yok abi, hayır. Hadi hadi. Bu video Ramazan'dan önce çekilmiştir. Niye bunu söyleme ihtiyacı da olur ki? Bir şey yemiyorum. Ben sen bağırın sarhoş olduğunu açıklayacağım. Yok yok, ben kokladım. Ben şu an 35'i kod geçmiş dayım. Abi bak, vallahi sağlamına koyun ya. Yayınlanacak. Tamam. Sakin. Yayınlansın Ramazan'dan önce. Evet. Benim geçmişim bir çöplük sadece köpekler karşı. Bravo. Sen gelmeden bunlara çalışıyor musun lan evde? Abi yok ya, anlık üretiyorum. Anlık üretiyorum. Bilelim, bir şey diyeceğim. Lanlun yok biliyorsun. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımız Ramazan'da belki iftar sofralarında belki de sahurda izleyecekler. Dolayısıyla ne kadar Ramazan'dan önce olursa olsun söylemlerimize dikkat edelim. Çok iyi, tekrar söylüyorum. Benim için iki ihtiyardan biri can var. Ne olur bu videoda sakin olmaya çalışın. Abi yeterince sakiniz zaten. Zaten ayrılın bence. Sizin yan yana oturmanız... Ben aralarına mı oturayım? Baba bence öyle yapalım ya. Sizin aranıza bir çanta manta bir şey ya da biri otursun. Ben aralarına mı otursam? Evet. Tamam. Kabul edenler dur. Niye etmeyelim ki? Oturuyoruz. Ali biçimde elmak istemiyordum ama neyse. Tamam. Nasıl yani? Şimdi bu 6 kişinin içinde benim hiç söz hakkım yok mu? Şimdi sevgili arkadaşlar, şundan bahsetmekte fayda var. Daha önce çekmiş olduğumuz Vampir Köylüler'de inanılmaz derecede teknik hatalar biz yaptık. Biz bilmiyoruz baba bu oyunu oynamayı. Bilmiyoruz. Bu adamlar da orijinalini bilmiyorlar. Bak. Bunlarla oynayınca illa şişeye oturman gerekiyor, kafanı kazıman, suya atlaman gerekiyor. Evet. Ceza yok mu? Bak Atakan çok güzel bir soru sordu. Bak o kadar yürekten sordu ki, ne sordu biliyor musun? Ceza yok mu dedi. Hemen Sago şakası. Sago Pavak abi. Sago dansı yapsana. İşte bak sen normalde o editte bro işte ironi falan diye burada kurtaramayacaksın işte. Tamam koyun abi. Tamam Mertcan'ın kısımlarını Mertcan'a dansını koyun ne olur. Bence Burak Güngör'den nasıl Vampir Köylü oynanacağına dair bir brief alalım. Ceza almadan ben seni nasıl susturacağım abi? Oo, yani illa ben özgür ifade ediyorum diye kendimi beni susturmam mı lazım? Anasının nikahı artık yani. Vampir Köylü oynuyoruz çünkü. Öldüreceğim seni. Var mı canına söz verdin? Tamam söz verdim. Hepimiz belli bir yaşa gelmiş yetişkin insanlarız. Ben değilim. Medin. Ben de değilim bu arada. Sen. 23 yaş altı oynamasın bu oyunu. Medeni bir şekilde oynayabiliriz diye düşünüyorum. Burak evet. Vampir köylüyü çok basit anlatıyorum. Aramızdan 4 kişi köylü olacak, 2 kişi vampir olacak. Ve köylüler vampirleri bulup öldürmeye çalışacak. Öldüremezlerse vampirler kazanacak ve bütün köylüler ölecek. Oyun kısaca bu şekilde. Sizlerin konuşma sürelerini ben ayarlayacağım kafama göre. Bir şey söyleyeceğim. Ceza yoksa sıkıntı büyük olur ya. Neden biliyor musun? Okey olamıyorsun. Hayır. Neden ama biliyor musun? Hırsı olmaz. Tamam sen söyle cezayı. Göte buz. Buz olur abi. Uyar abi bana. Hayır deliye buz direkt. Abi hayır. Ne oldu? Manyak mısın ya? Ramazan'dan önce. Bir dakika ne oldu? Bu arada bir şey diyeceğim. Sadece bir şaka için VAR'a gitmek istiyorum. Bilal Hancı dedi ki Göte buz ne do Alman futbol timi. Göte buz ne ya? Alman futbolcu mu amına? Ne oldu? Sen diye gidiyorsun. Bağırma yeter. Göte buz cezasının. Ben de anlamadım ama isyan da etmedim. Z kuşağı be anasını. Ortalığın devran dönüyor. Herkes bir fikir versin. Abi ilk sen ver buyur. Tamam. Ben göte buzu okeyim. Göte buzu nasıl yapacağız? Siz kendi çıplak ellerinizle göte buz sokacaksınız. Tam ceza mı? O ne demek ceza bu? Her gün deniyormuş gibi anasını satayım. Lan nereye kadar? Ne demek nereye kadar? Makata kadar. Baksırla şöyle bir sokakta bir tur atılabilir. Ya bak yine geldik. Ramazan'da yayınlanıyor beyler ya. Saygı duyuyor. Ramazan'da abi. Ya. Saygı al abi. Telefonu kır 13 tamam, pro. Fikri mi? Değil 14 pro. Bilal Bey buyurun. Göte kola. Abi niye hep
kaptan. Abi kaybeden kısmetse olur'a katılsın. Arkadaşlar, YÖK Başkanı Özvar Nisan ayı başında uzaktan eğitim kararını gözden geçirdi. Oo, helal olsun. O zaman oyuna başlayabiliriz. Tam da videonun ortası. Ben bir ceza önerisinde bulunabilirim. Son ceza önerisi. Son kez söylüyorum. Kaybedenler kazananlara üstündeki bir nesneden hediye olarak versin. Tamam. Tişört olabilir, saat olabilir, pantolon olabilir, ayakkabı olabilir. Güzel bir ceza değil mi? Çünkü niye bak bir dakika. Okey, güzel ceza. Son kez konuşuyorum, sen konuş. Çünkü bu oyunda vampirsem eğer bulunmamak için, götümü yırtmam için bir ceza olması lazım. Evet, evet doğru söylüyor evet. Bu ceza okey değil mi hepinize? Ya şu kalan ya. Beyler şöyle bir şey yapıyor muyuz? Onu bana getireceksin şimdi, sana ceza. Ben bu kartları dağıtırken gözlerinizi kapatırsanız çok sevinirim. Pekala, kapattık. Tamam. Yalan yok. Kapatmayan da tamam. Bu çocuğu olsun artık yani, tamam. Tamam. Abi köylüyüm, biliyorum oyunun başından beri. En soncu bana kaldı zaten, benim seçme hakkım yok ki. Herkes kartını saklasın abi. Açtık gözlerimizi. Evet. Köyüm. Herkesten önce sadece senden bir şey rica edeceğim. Evet. Bu tayfayı zapt et. Tamam, zapt edeceğim. Söz verdiğin konuş. Tamam. Evet. Senden başlatıyorum abi. Kıllandığın biri var mı? Gözlerine bakınca tehlike arz eden biri var mı? Ya neyden kıllanacak? Allah'ım. Ya. Ya Mert sen var ya direkt vampirsin. Mahsun kırmızı gibi duran vampir mi olur amına koyayım? Abi Ronaldo sevinci yapıyorum sabahtan. Ne görmüyorsun? Mert'in sakla onu. Arkadaşlar ben köylüyüm. Tamam. Neden? İster inanın, ister inanmayın. O tamamen size kalmış. Üstündeki kazak ne kadar? Onu söyle önce. Sevgili Mesut Şan Tomay vampirdir. Mertcan Bahar da vampirdir. Tamam, Atakan'a veriyorum sözü. Bu arada yemin etmek yasak arkadaşlar. Atakan sen de. Vampir köylü videosunu defalarca kez oynadığım için artık bir vampiri çıkarma metodum var kendime ait. Ama şu an bunu tabii ki de yapamayacağım. Herkesi bir dinlemem lazım. O yüzden benim söyleyeceklerim bu kadar. Bilal. Teşekkür ediyorum. Ben buradaki vampirlerden bir tanesinin Ali Biçim olduğunu düşünüyorum. Sakin ol, söz sırası bende. Ben bir dönem istiyorum sizden. Sonra gideceğim köye, torunlarıma matematik öğreteceğim. Yalnız Fatih Yasin'in normalde bu oyun başladığında ona Sez Hakkı gelmeden Atakan gibi bir sıralaması lazımdı. Çok ayıp bir Fatih Yasin taklidi. Özür dile milyonlardan. Evet, evet, özür abi. Dile. Evet, ayıp be. Bak, coşkundan diyorum bazen böyle gidiyor ya nefes bitiyor evet, ya sende. Evet. Sevdandan, YouTube evet, sevdandan. Evet. Onu henüz göremediğim için o da beni korkutuyor. Mertcan Bahar köylüdür diye düşünüyorum şimdilik. Ben bir dayanışma olduğunu düşünüyorum burada. Ne olursa olsun kafalara oynanan bir oyun gibi geldi. Bana. Hep de size aynı ya. Anlamadım ki ben ya. Benim şahsi düşüncem Atakan Özgürt'ün vampir oldu. Oo. Mertcan var. Fatih abi kafalarla bir alakam yok. Bunu belirtiyorum kamuoyuna. Fatih abi daha kartı alır almaz şöyle yaptı. Gördün mü gördün mü diye kartı sakladı. Hani gördün mü görmedin mi? Dayı saklayacak bir şeyin mi var bu? Sen ne yaptın? Hayır sen ne yaptın? Mertcan zaten Fatih'e bok atıyor şu an. Fatih köylü sen vampirsin. Tamam. Sakin ol. 3 vampir mi var bu oyunda? Bu adam da vampir. Herkes sussun ve gözlerini kapatsın. Vampirler gözlerini açsın ve birbirlerine baksın. Vampirler mi köylü? Bir dakika, vampirler gözlerini evet, açıyor. Mertcan aç abi. Kim açıyor? Herkes gözlerini kapatsın. Herkes gözlerini açsın. Vampirler birbirlerini gördüler. Yavrum sen vampirsin vampir. Siktir git. Siktir git. Arkadaşlar iki tane isim var. Bir tane oynayalım mı hemen? Mesut Can Tomay ve Mertcan. Çok az kişi ismi. Sakin ol. Aşkım demleneceğiz o yüzden. Abi herkesin işi gücü var, hadi ya. Emektarları bir moral alkışı be. Evet. 6,5 saattir buradalar be. Görünmez kahramanlar. Sensin oğlum vampir. Atakan değil. Bir arkadaşımız oyunu verirken diğer arkadaşlar onun oyunu görürse, bilirse manipüle edilebiliyor. Bence gizli oylama yapılmalı. Abi yok. Bakayım ikinci tura gidelim yani. Ne alakası var şu an? Benim metodum bir fıkra anlatacağım. Vampir ve köylü o fıkradan sonra kendini direkt belli edecek diye düşünüyorum. Temel eczacı Dursun da eczaneye gidiyor. Temel'e soruyor. Uşağım burada soğan var mı? Temel de diyor ki eczanede soğan ne arasın uşağım diyor. Burada soğan yok. İkinci gün geliyor Dursun. Tekrar soruyor. Uşağım burada soğan var mı diyor. Temel de bu ara sinirleniyor. Ulan diyor eczanede soğanın ne işi var? Burada ne dalga mı geçiyorsun benimle diyor. Gidiyor. Üçüncü gün geliyor. Temel bu sefer eczanenin camına soğan yoktur diye yazıyor. Bu sefer Dursun geliyor, bu sefer kapının önüne geliyor, soğan yoktur yazısını okuyor üçüncü gün. Bu sefer içeri giriyor, direkt şeyi soruyor. Soğan ne zaman gelecek? Vampir seçmek için değil de arkadaş seçmek için doğru bir fıkra mesela. Buna gülen bir piç kurusuyla yola devam edemez. Fatih vampir. Fatih vampir değilse götümü açacağım kameraya. Tamam sakin abi bir dakika. Bir dakika. Fatih sen vampirsin. Hadi açamazsın. Bak ben düz de açarım abi, şu dakika, an. Dur. Vallahi açarım. Ali Bey. Ya al abone koyayım al. Al. Açarım. Sıkıntı değil. İlla senin vampir olmana gerek yok. Ama açtın sen vampirsin. Mi? Açtım. Sansür yedik ya. Baksırım mı yoksa tamam. Direkt götü açtım. 2 ay önce evlendi lan. Yapma.
kafası karışsaydı. Akmıyor ya. Kime oy veriyorsun ya? Aşkım nasıl geçti vampir göğlü? Anlat bakayım işte. Fatih Yasin mi Mertcan? Fatih Yasin. 3. Ali Biçim. 1. Özellikle başka? Şöyle bir şey söylemek istiyorum abi. Ali Biçim'in götünü açmasından sonra kendimi köylü de olsam, vampir de olsam şu andan itibaren burada bulundurmak istemiyorum. Ha güzel. Enteresan teklif. Geçersiz ama. Ramazan'da yayınlanacak bir videoya rağmen götünü açan bir adamla. Ora buzlu. Sen devam et. Ben özellikle oyumu ben Ali Biçim diyorum abi. Neden diye sorarsanız. Çünkü başka şansım yok. Sen var ya. Dur bir dakika. Sen büyük vampirsin. İkisini ben de vampirim ya da değilim. Bugüne kadar oynanılmış vampir köyler arasında en büyük vampirsin. O kadar söylüyorum. Tamam, başka bir şey söylemiyorum. Oylama bitsin. Mertcan var. Abi ben çok şüpheli buldum. Vampir Fatih Yasin'dir. Bu benim kendi düşüncem. Ben şunu özellikle söylemek isterim. Ben oyunu her tarafından oynarım. Vampir de olsam, köylü de olsam bu oyunu iyi bilirim. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ali Biçim'e sadece Mesutcan Tomay söyledi diye verdim. Onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok. Köylüyüm. Ama Fatih Atakan köylüyüm. Dedi. Sonra Ali Biçim dedi. Ya, Fatih bir şey diyeceğim. Şu kağıdı açıp böyle yere vursana. Bir dakika. Hayır. Vallahi vur ya. Bir dakika. Köylü oyunu değiştirmeyi düşünen veya isteyen var mı? Hayır. Ya fark etmez benim için. Ya baksana ya. Zaten benim kağıdımı görenlerden bir tanesi de aynı şekilde söylüyorum. Ben görmediğime Mertcan Bahar. Yemin ederim. Bilal bu oyunu çok iyi oynuyor. Gelme yanıma düştüm kalktım toparlandım güçlere. Hava düştüm beni de yedim dönüşür yok mu lan ödete. Mesut Çortum'a vampir. Nasıl asacağız? İzle ikinci vampiri nasıl öldürüyoruz? Mertcan Bahar Fatih Yasin'in kağıdını gördü mü görmedi mi? Ben ne bileyim abi? Evet biz de bilmiyoruz. 30 lira ya bir yerde hesap vermeden siktir olup gider misin? Ya orada o ne diyor testi çözüyorlar. Yapmayın babalar ya. Kusura bakma boşluğuma denk geldik. Vampir bir kişiyi öldürsün. Hadi uyuyoruz. Sonra oylama yapalım. Vampir gözünü açsın. Gitti Mertcan. Bana göstersin kimi öldürmek istediğini. Mertcan gitti. Herkes gözlerini kapatsın. Herkes gözlerini açsın. Arkadaşlar dün köyde karanlık bir gece yaşandı. Vampir aranızdan birinin evine girdi. Ve onu artık aramızda olmayan kişi Mertcan Bahar. Hayır, olaya bak. Benim intikamımı alın. Mertcan Bahar gitti mi? Açayım kart. Mertcan Bahar kartını doğururken bir şey söylemek istiyorum. Mertcan Bahar'ı burada öldürebilecek kadar sayko olan tek insan Ali Biçim'dir. Bunu da keyfine yaptı. Boş yere bana sadece saldırma baba. Mertcan ölsün amına koyayım. Zaten kefenle gelmiş. Atakan ikinci metodunu uygulasın. Ben lütfen ikinci metodumu uygulamaya başlayayım. Fatih, oyuna yeni başlamışsınız gibi. Fatih konuşamaz oğlum. Konuşturmayacağım, bir şey yapmayacağım. Fatih, oyuna yeni başlamışsınız gibi 3 saniye boyunca gözlerime bak. Köylü olduğunu iddia ediyorsun. Mertcan 3 saniye boyunca gözlerime bak. Aniden. Ali Biçim. Bilal. Bilal. Vampirim. Atakan, Mesut yapma be. Mesut direkt vampir anasını satayım ya. Abi Ali Biçim diyorum. Yapmayın. Babalar yapmayın ya. Babalar amına. Ali Biçim'e oy veriyorum. Neden? Oyunun başından beri daha önce çektiğimiz vampir köylüleri de açıp bakanlar görecektir ki mal gibi oyun oynuyor. İnşallah da vampirdir. Sana çünkü köylüyse böyle olmaz. Bölme. Ben Ali Biçim vampir diyorum. Tamam. Vampir diyorsun. Okey güzel kardeşim. Bilal Ancı. Mesut Can'dan çok şüpheleniyorum ya. Oyunu yönlendirme, manipüle etme. Yani her şey yapıyor oyuna. Böyle bir dur bir saniye düşünen bir şey ama hiç. Mesut mu diyorsun? Ya bırak oynuyorsa da oynuyordur. Devam et Mesut ya. Beni karıştırma ya bir dakika. Benim kafam karıştırma. Niye karıştırma? Çünkü uyuyalım. Bizi eyle değil mi amına koyayım? Bilal vampir. Bölme. Bilal vampir. Bölme abi. Bilal vampir. Dur ben Mesutcan diyeceğim ya. Saçmalıyorsun. Abi çok riskli ya. Gerçekten %50 yani. %100 garanti veremeyeceğim. Ya seninle işte onun için oynanmıyor ya. Sen vampir gibi oynayamıyorsun. Bir dakika oynayamıyorsun. Abi bölme. Mertcan. Ali Biçim. Yapmayın agalar. Tamam ben bak şunu söylüyorum size. Bir köylü kardeşiniz olarak ben elendiğimde vampir kazanacak. Abi senin kime oy vereceğim? Bir dakika dur. Senin kime oy vereceğin belli zaten. Sen Mesut diyeceksin. Onu niye milletin içinde açıklıyorsun ki baba ya? Allah Allah seçime var zaten 2 ay. İki olmasa istemem Mesut'a vermen lazım. Mesut'a verdim zaten baba. Bitti. Mesut Can Tomay aç babacığım. Sevgili arkadaşlar. Normalde Mesut Can Tomay'ın bütün vampir köylü oyunlarında yaptığı ucuz numaralar var. Vampirdir köylü gibi davranır. Köylüdür vampir gibi davranır haliyle. Ama mesela vampir olmasına rağmen darla köylüymüş gibi davrandığı için ben köylü çıktıktan sonra millete nasıl hesap verecek? Dinliyor musun amına koyayım? Sana anlatıyorum çünkü. Hayatımda duyduğum en boktan savunma. Çünkü...
Birer vampir. Ya Allah aşkına şu adama nasıl o hala söz konuşturuyorsunuz? Birer vampir arkadaşlar. Köylüyüm kafam karışık lan. Köylüyüm. Köylüyüm kafam karışık. Lan bir sekiz köylüyüm. Sizin gibi yıllarda yaşayan vampir olsaydı bu kadar kafam karışık olmaz. Gidin lan. Ya indirelim şunu, manyak mısın? Bak indirelim indirelim. Sana... Biraz dur biraz. Bir dakika, sen oyunu Bilal'e verirsen. Eğleniyorsun değil. Gerizekalı. Çok yüksek. Yo, aptal. Aptal. Köylü müsün? Köylüyüm tabii. İki bir bir olacak. İnanıyorum sana. Tamam. Abi o vampir. Oğlum senin bana inanman değil. İnanıyorum sana. Vardır ya. Fatih'ten bilirim onu. İnanıyorum sana. Senin bana inanman değil. Önemli olan şu an. Mesut. İkinizin arasındaki Atakan ve benim oyun. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Köylüyü elersek oyun bitmiyor değil mi? Yok hayır. Yok. Ha o zaman ben oyumu değiştireceğim. Bir vampir var şu an oyunda. Ali biçim demiştim. Ali biçimden vazgeçiyorum. Bilal Ancı diyorum. Bilal Ancı. Ya. Al. Al. Bilal Ancı. Al. Bir şey diyeceğim. Bana ha. Acil beni köylü olduğuna inandır yoksa bok yoluna gideceğim. Sen kimsin lan? Kimsin? Sen vampirsin lan. Sen vampirin önde gidiyorsun. Ya vampir. Atakan. Atakan. Müslüm. Ya Müslüm'ü gümletelim. Ben bu köyün azasıyım. Yapmayın. Ya bir gümletelim Müslüm ya. Gerizekalı mısın sen? Tabii Müslüm nerede? Niye böyle bana çeviriyorsun oyunu? Abi değiştirdim oyumu. Oğlum Mesut vampir deli misin sen? Tamam vampir işte Mesut. Oo. Vampir. Allah kahretsin seni. Ben bunu rüyamda gördüm. Mesut Çantomay köylü çıkacak. Nasıl inandırdım size vampir olduğumu falan filan diyecek. Ananı abi ya. Mesut Çantomay köylü çıkarsa Bilal vampirdir. Okey. Kime oy veriyorsun abi? Mesut Çantomay. Tamam. Sen? Bilal Ancı. Bilal Ancı sen? Çünkü etkilemediği için. Sen? Ya çok kritik ya. Bir saniye. Bir saniye arkadaşım ya. Bilal oyunu değiştirirse hata vampirdir. Edersin. Büyük hata eder. Oyunu değiştirirse vampir. Ya bu cüce Ali'ye var ya sonuna kadar güvenip inanırsın diyor. Arkadaşım kağıtta göreceksin zaten. Nasıl yani ya? Deminden beri ağzından 30 tane isim çıktı. Ali biçimde hiç yokum yani böyle bir şey. Bana de ki köylüyüm. Köylüsün abi. Abi köylüyüm. Ben değişmem abi. Mesut Can Tomay. Senin oyunun mu önemli? O zaman Mesut Can Tomay kartını açıyor. Aç babacığım kartını. Vampir çıkarsa iyidir. Aç. Onun kartı bende. Her türlü kazanmış oluyorsun. Ne o? Siyah ne? Ne o? Köylü dedim işte. Bilal. Atakan. Bilal ya. Vallahi billahi Bilal ya. Son oylamayı yapacağız. Ya bu tur kazanan kişi belli olacak, köylü mü vampir mi? Şeyler, ben bu köyden taşınıyorum. Ben hiç sevmedim köylü arkadaşlarımı ya. Bu oyunu 80. kere falan oynuyorum. Vampir her zaman saçmalar. Oyunun başında dakika bir saçmalayan kimdi? Değişik bir fıkrayla. Beyler fıkralar önemlidir, kültürümüzdür. Atakan sen bir oyunu ver, nedenini söyle. Tekrar ediyorum. Vampir Bilal Hancı. Atakan Özgür. Yo açayım ben ya, hiç konuşma. Yorma kendini. Vallahi yorulma. Sen normalde eski vampir köylülerde gerçekten köylü olsan bir köylüyü yanına ne kadar iyi çektiğini ben hatırlıyorum. O yüzden Atakan Özgür diyorum. Kesinlikle değiştirmen lazım. Sadece onu söylüyorum. Atakan Özgür. Şimdi bitiyor değil mi ben açınca? Evet. Bilal Hancı benden bir saniye sonra açsın kartını. Abi zaten tamam. Yani Ali ile ben açacağım. Oy! Bilal mi vampir? Başta söylemiştim. Ya. Vampir kazandı abi. Bravo. Bravo abi. O kadar temiz oynadık ki gerçekten. Eğer bu oyun üniversitelerde bir ders olarak okunacaksa ben bu oyuna profesyonelim. Gelin ben düştüm. Sen niye öyle yaptın? O fıkralar çok kafamı karıştırdı ya. Saçmalama. O bir metottu. Allah razı olsun. Sevgili arkadaşlar, vampir köylüde ne hikmetse ikinci tur gidiyoruz. Ya bir dur, hikmeti bitmedi. Evet şimdi. Sen benimle 5 yıldır ortaksın. Bir kere göz kontağı kurup benimle doğru hareketi yapmıyorsun. 4 saniyede bir isim değiştiriyorsun. 5 saniyede bir isim değiştiriyorsun. Bana niye dürüst davranmıyorsun? Bilal Hancı hepimizi oturttu. Sen, Bilal Hancı sen niye? Anamızı ağlattı. Aşkım sen niye o zaman bana milletin işinde vampir Ali biçim diyorsun? Abi 30 saniyede mi başkasın? Başkasının adını söylüyorsun oyunda, 30 saniyede mi? Sakin kalsana ya. Köylüyüm lan Allah belanı. Oyunda çok kritik nüanslar vardı. Oyunun hemen birinci saniyesinde benim Fatih'i söylemem gibi mi? Kesinlikle. Ben de söyledim bu arada. Ben de söyledim. Kesinlikle. Ağrın mı? Ağrın üzerinden aldım onu, ben de söyledim. Sevgili arkadaşlar ufak bir çay arası kestik. Az önceki turu Bilal Hancı ile Fatih Yasin kazandılar. Kaybeden arkadaşlar, nesnelerinizi ortaya bırakır mısınız lütfen? Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır abi, söylemesin. Arkadaşlar, medeniyet abi, çok uzun zaman önce hayatımıza girdi. Baksırını çıkar bırak. Ne demek ya? Baksırını çıkar bırak. Abicim, nesneni çıkarıp verir misin? Veririm abi. Abi. Verebilir abi. Tamam, ben de getiriyorum nesnemi. Hayır. Üstünden. Nesnemi. Üstünden. Üstüme düştüm. Üstünden. Nesneni ver abi. Üstünden bir şey ver. Ver tişörtünü ver. Abi çorap almam ben ya. Abi ben çorap almam ya. Bir şey söyleyeceğim. Onu bırak artık, bir şey diyeceğim. Yarın 8 bin liraya satarız onu. Başka bir şey. Abicim var. Tamam dur, ne istiyorsun? Nesne baba, nesne. Saat istiyorum. Arkadaşlar. Saati ver. Tamam abi. Çorap da olabilir. Al babacığım. Ya bu ne? Baba tertemiz, getir çorabı ya. Oğlum ben ne yapacağım tek çorap? Ben kazanmak istemiyorum ki bu oyunu. Abi tek çorapsızlık ne kadar kötü bir şey ya. Kendimi şu an çok yalnız hissediyorum ya. Eğer ki ödül böyle bir şeyse ben ikinci oyunda ilk turdan eleyin amına koyayım. Ben böyle bir şey istemiyorum ya.
ya. Abi açılışı ben yapabilir miyim açılışı? Delikanlı adamsa zaten ben açılışı yaptıktan sonra ona göre bir şey koyarım. Bak. Okey. Evde 3 tane daha var zaten. iPhone'un 13'ümü koyuyorum. Kovu koydum ve kurgu yok. Ben aldım abi bu arada. Şakasız aldım. Yemin ederim aldım vermem. Ben bunu hayatta geri vermem. Herkese şahit. Verdin abi bana. Verdi ya bunu. Finalde kazanır. Ben aldım. Herkese bir şey mi ver? Ekin soyak soyma videosun bu ya. Kurgu murgu yok. Takip edilsin özellikle lütfen. Aha. Ben aldım. Tamam gene aldım. Yemin Allah Allah. O niye koyuyor, o niye alıyor? Takipçiyi kandırmayalım. Kafaların kendi aralarında birbirlerinin vampir köylü olup olmadığına dair sinyallerinin anlaşılmayacağına dair takipçilerimize bir şey der misiniz ya? Be salak. Ayıptır be. Ayıptır. Çok özür dilerim. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Ağzımdan kaçtı. Bunu tasvip etmiyorum kesinlikle hiçbir şekilde. Ben bu değilim. Ben bu değilim kesinlikle. Be güzel arkadaşım Ali biçim. O zaman biz yapıyorsak siz de yaparsınız ama bu oyunun doğasında, mantığında böyle bir şey yok. Sen köylüysen, o vampirse, birbirinize çok yakın arkadaş da olsanız bunu söyleyemezsiniz. Son zamanlarda katıldığım ve eğlendiğim en iyi video bu oldu. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bu bir ödül müdür yani? Atakan bunu verdi abi nesne olarak. Şimdi sırayla lütfen çok da diyaloğa girmeden sizden bir nesne bekliyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar videoya girmeden evvel bütün değerli eşyalarımı ben bıraktım çantama. Abi, değerli eşya dedim. Tam tişörtünü versin tamam, abi. Neyle oynayacağım da koyayım? Atletik misin? Yok ya fanne Magazayla atleti çıkıyor. Verdi ver. Ne yapıyorsun? Oha hayır ya. Hayır. Network. Network kemer. 50 liraya hadi bul bakayım bu memlekette. Ya abi network kemer ne ya? Lütfen olacak değil mi? Dur bunu hiç kullanmayacağım ve bunu evimin en güzel köşesinde saklayacağım. Tahmini bedeli ne kadar? 1800 lira. Ver. Evet abi Mertcan Bahar veriyor. Oynayacağız abi bu ilk turun ödülleri. İlk turun ödülleri bu. Ne? Herhalde. Siz yolunuza çıkmışsınız. Bu ne böyle ya? Bunu mu veriyorsun onu mu? Oğlum onun koltuk altı şimdi sıkıntılıdır. Beni hala adam çogap çıkar. Kemer çıkar. Bakın çok karıştı yine. Şu anda Mertcan Bahar ikinci nesnesini veriyor. Ali biçim kemer verdi. Bilal kabul etti. Sen ne veriyorsun? Ver kardeşim. Tişört ver. Uyu. Tişört verdi diye dürüst oldu değil mi? En kritik yere geldik. Ver abi nesneyi. Abi tacını verdi ya. Hayır taç olmaz abi. Ver abi. Abi taç gerçekten ayıp olur ya, gibi. Ben... Bakayım ya. Kim giyecek? Letko'da herkes satacak. Ver ya. Lan manyak mısın ya? Ben bunları veremem. Çok kötü oldu. Abi bir şey ver ama ya. Ben 50 tane Balenciaga'm var. Ver. 50 tane Balenciaga'm var. Yeter bir tanesini ver. Hadi buraya yaşıyor be. Ayakkabıyı iptal edersek pantolonu veririm. Tamam pantolonsuz oynayacağım. Tamam. Pantolonsuz oynarım diyor. Bir dakika tamam. Pantolonu vereceğim okeysiniz. Buriko musun? Şimdi arkadaşlar en son durumu söylüyorum ben. Atakan telefonu verdi. Mertcan tişörtü verdi. Ali network kemerini verdi abi. Mesutcan da dedi ki ben pantolonumu veriyorum. Markasını hiç bilmiyorum. Adımı da duymadım yani. Şahidim ben buna. Çıkarmaya şimdi gitti. Şimdi Mesut'un vermesi lazım pantolonu. Evet abi pantolonu sonra devam etmemiz lazım. Ben bir oyuna şey söyleyeceğim. Atakan bir şey söyleyecek. Telefonu şimdi oynayacağımız oyun için ortaya koydu. Birinci oyun için ortaya koymamış. Öyle. Kaybettiğimize göre bir ödül vereceksek ben şimdi onu vereceğim zaten. Ama telefonu ikinci tura koyacağım. Tamam. Cumhuriyet altını. Abi bu değişik bir adam ya. Ben verdim. İkinci tura da telefonumu koyuyorum. Herkes ona göre bir şey koyuyor. Hadi abi hadi. Bu adam bir bitcoin değerindeki şey aldı. Ben ne yapacağım şimdi? Atakan bir bitcoin değerindeki kolyesini bana verdi. Şu anda bir bitcoin tutuyorum elimde. Bitcoin değerinde olduğunu nereden anladın? Senin numarası var üstünde yaz görürsün. Bitcoin'in üzerinde seri numarası var. Soğuk cüzdanlarda kodsuz saklanan ortamda seri numarası var bitcoin'in. Ya abi. Güzeldir. Çok güzel. Non fungible token. Kandır milleti. 3M Migros'tan salam almıyoruz. Abi Rusya'dan aldı çocuk savaştan önce ya. Ayıp ediyorsunuz. Vallahi ayıp ediyorsunuz ya. Ya a**ım yatsı okundu ya. Hadi ya. Çıkar ver şunu ya. Arkadaşlar pantolonumu nasıl çıkarayım şu an burada? Pantolonsuz mu oyun oynayayım? Evet. Koyun pantolonsuz oynayayım. Belamız. Çıkar abi şu pantolonu ya. Haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi haydi. Pantolonum sizin. Bravo. Bu kadar ya. Bravo ya. Büyük alkış abi. Şimdilik rahattayım. Firardayım, yastayım hatta. Kim bilir. Hiç şarkı türkü yok mu? Hiç yok. Kardeşinin g***'ünü açıyorlar. Ben burada böyle g***'üm açık oturuyorum. Şimdilik. Ebru Gündeş'in potpolisini patlatıyorsun. Arkadaşım. Ne demiştin? Bunun markası ne demiştin sen? Rikovus. Bilal neymiş markası? Rikovus'un sana Zara abi. E?
Ver o, bende okuma yazma yok. Götümdeki donu verdin size daha ne? Tamam artık kağıtları dağıtıyorum. Herkes gözleri kapatsın. Bilelenci. Bak kağıdına. Sen bak kağıdına. Çaktırmadan bak. Alayım mı? Al abi. Çaktırmadan bak. Evet. Mertcan. Şu oyunu bir namuslu ben oynuyorum ben. Çaktırmadan bak. Gün yaşıyorsam. Abi Burak Güngör ne olacak? Çaktırmadan bak. Burak seni seviyorum kardeşim ya. Ha değil mi? Çünkü vampir çıktın anasını satayım. Herkes gözleri kapalı kalsın. Vampirler gözlerini açsın ve birbirlerine baksın. Herkes gözlerini kapatsın. Herkes gözlerini açsın. Bugün yaşıyorsam yarın... Ya Bilal diyorum var ya bak böyle bir şey olamaz. Ne abi Bilal? Bir dur be bir sakin ol. Mesut diyorum a**a koyayım. Allah Allah. Mesut diyorum. Dur abi. Bir saniye. İkisi. Mesut'la Ali mi diyorsun? Ya sen ne hakla bize Mesut Ali yaptın? Seni ilgilendirmez. Şu an baba kime nasıl yorum yapayım? Kimsenin sesi çıkmadı. Ama suçlandın. Allah kahretsin onu götüm açık daha onu söyleyebileceğim şu. Lan dur hele götümü açacaksın ya. Sadece şunu söylüyorum. Bu adam demin vampirdi gereksiz yere savundu. Niye savunuyorsun beni demiş. Şimdi direkt saldırıyor. Konuş Mertcan. Köylü mü bu adam yoksa? Bu adam temiz. Onun farkına vardım. Onun dışında konuşmuyor. Sen vampirleri bulacağına köylüleri bularak yola devam ediyorsun. Bir vampir olarak çünkü diyeceksin ki ona köylüyüm böylüyüm. Yer mi lan millet bunu? Sana verdim. Eğer bu oyunu ciddi oynayacaksak... Ya evet abi, bu oyunu ciddi oynuyorum. Aynen bu oyunu ciddi oynuyorum. %100 Bilal Anca vampir. Abi baştan dedim zaten Bilal vampir diye ya. Ali Gönüz vampir dedi. İkisinden birinin kesin vampir olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bir dakika. Attı. Ben bir twerk yapacağım. Hepimizin keyfi yerine gelsin. Ben vampirden bir şey isteyeceğim. Birazcık şerefin varsa gözümüz kapandığında beni öldürsün. Yok kapatmayacağım ben. Ben daha burada böyle oturmak istemiyorum. Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir köylü olarak bir dakika. Bir uyuyalım mı Fatih? Benim. Abi uyursak bence köylüler çok dezavantajlı olur. Uyursan o yüzden... çünkü evet, öldüreceksin bizi. Bir saniye yani. Zaten uyutamaz iki tane vampir var. Evet abi. Uyutamaz. Bilal Anca kime veriyorsun? Direkt söyle ve geç abi. Çok ayıp bir soru ama o ya. Ali biçim. Boş. Baya boş yani. Mertcan Bahar. Bilal Anca. Mertcan Bahar, Mertcan Bahar diye yırtındı. Şimdi bir anda Bilal Anca'ya döndü. Ali biçim. Ya sen öyle Ali bir şey istatistiğini ikiye... tutmaman lazım tamam, baba. Tamam ben tuttum. Ali biçim 2 oldu. Ali biçim ne dedi? Uyuyalım hemen dedi. Yani aslında oylamadan bir şey söyledi. Bunu kim ister? Vampir ister ilk başta. Abi uyuyalım da ele bizi dedim Fatih'e. Duymuyor musunuz? Uyuyalım da ele bizi dedim ya. Fatih kim dedi? Pardon. Bir dakika duymadım. Abi savunma yapamazsın dedim, şu an. Ali biçim çok mi diyorsun? Ali abi küme gideceğim anasını satayım. 3. Fatih Yasin. Şu anda şahsi fikrim olarak söylüyorum. Bilal Anca bence vampir. Eğer Bilal değilse Ali de kesin vampirdir. Tamam kime oy veriyorsun abi? Ali biçim 3 şu an. Bilal 2 oldu. Bilal 2. Tamam. Ali biçim savunmanı yap çok kısa. Ben savunmamı yapıyorum arkadaşlar. Ben az önce dedim ki. Dedim ki. Ama değilim beyler kartını ya. Kartını çıkar. Uyuyalım da Fatih bizi ele dedim. Kartını rahat çıkar. Rahat rahat. Kartını bir dakika dur. Bir saniye. Ali biçimi oy verenlerden ya oyunu değiştirmek isteyen var mı? Sen var ya. Sonuna kadar vampirsin. Ben, ya ikinizden birisi kesin vampir. Ben de sonuna kadar vampir. Niye sonuna kadar köylü olmuyorum ya? Bir saniye abi. Bir dakika. Ali biçimi oy verenlerden değiştirmek isteyen var mı? Yok. Tamam aç abi kartını. İyi tamam siz bilirsiniz. Kenara alalım. Kenara alalım. Niye oyundan mı çıktım ben? Otur konuşmayacaksın. Otur. Demek istediğim bir şey var. Az önce ben Mertcan Bahar'a oy verdim. Sen Mertcan Bahar bir laf konuştun ya. Özür dilerim. Af kurmaz. Mertcan Bahar'a ben oy verdim. Buna rağmen o bana oy vermedi ki bunun bir misilleme olduğunu düşünmememizi sağlamak için. Bak oyunu değiştirmedi. Kamufle olmak için oyunu Ali biçime verdi. Hala Mertcan Bahar'ın vampir olduğu kanısındayım. Abi kim mi bağlıyoruz ya? Adam bana vampir dedi sonra bir anda Bilal Anca'ya döndü. Bak, olsun ben sana vampir diye saldırmışken niye oyunu direkt bana vermedin de tamam bir oyun bozma. Adam bana verdi sonra niye bir saniye. Bir dakika. Abi Ali biçim vampir çıktı. Evet. Ne düşünüyorsun akıbetine dair? En son Ali biçim ölmeden önce yine Bilal'e vermiştim oyumu. Şu anda sadece kesinliği söyleyebilirim kendi adıma. Hissiyatım için söylüyorum. Mesutcan ve Mertcan ikisi de bence köylü. İki tane adam var benim için. Birisi Bilal, bir tanesi Atakan. Ama Bilal için konuşursam %70. Konuşursam ortalık dağılacak. Konuşursun abi öldün sen. Konuşursam ortalık dağılacak. Öldün sen. Her şeyi biliyorum çünkü. Bu oylama şey olabilir mi ya? Bir tane gece olması lazım. Nasıl bir gece? Mesela Kuruçeşme Arnavutköy civarı. Ya sen öldün. Pardon. Ağzıma kaçtı. Bak Mertcan köylü de olsa vampir de olsa yanlış bir insandır. Tolunay'ın düğününe gitmediği için sadece. Siz benim düğünüme geldiniz mi? Ben de Tolunay konuşmuş ben de konuşacağım. Bir dakika. Herkes uyusun abi. Kapatın gözlerinizi. Herkes uyusun. Kapat gözlerini. Gibi. Gözlerini kapatsana abi. Abi gözlerini kapat. Vampir gözünü aç ve bana kimi öldürmek istediğini söyle.
Herkes gözlerini kapatsın. Herkes gözlerini açsın. Çok kalleş bir oyun bu ya. Ay, oynayamayacağım. Kötü bir gece yaşandı. Beni bok ama. Hiç beklemediğim biri gitti açık söyleyeyim. Ölen kişiyi açıklarken Ali abi alttan bir şarkı verir misin sen? Okey. Sensiz geceler kabus hayır, gibi. Ne ölüye saygım var ne diriye saygım var. Şöyle olur. Arkadaşlar Fatih Erdemci. Ben ölmeden önce. Arkadaşlar geceye veda eden kişi. Aramızdan ayrılan kişi. Atakan Özyurt. Ne? Öldü. Ne? Atakan'ı mı öldürdüler? Söz hakkım var mı yoksa? Yok. Abi adam köylü söz hakkı var tabii ki. Abi öldüğü anda hiçbir şey söyleyemez bu adam. Öldü yok. Bu oyunu daha iyi oynadığımı kanıtlamak için bir şey söyleyeceğim. Bilal. Ben de bu oyunu daha iyi oynadığını kanıtlamak istiyorsan sana bunu kanıtlama fırsatı veriyorum. Bu ikisinden birisi sana. Bak çıkmazsalar. Bak çok iyi çok eminim. Ya sensin ya bu. Senin olmadığını biliyorum ama. Ya sensin ya bu. Bana inan. Bak sana söz veriyorum. Buradan çok mutlu çıkacaksın. Mesut bir şey söyleyeceğim. Bilal Hancı bir köylü. Ali biçim durduk yere onun üzerine şaka yapmazdı yoksa. Mertcan Bahar'la ilgili şüphem devam ediyor. Bilal Hancı'ya oyunun sonunda şu cümleyi kesinlikle kurdurmamamız lazım. Ben iki el sıçtım, bu oyunun kitabını yazdım. Ben dekanım, doçent, vampir doçenti. Atakan Özyurt az önceki akılcı tavrıyla devam ediyor. Ben vampir olsa herhangi bir hal tavır değişikliği sergileyeceğine inanıyordum. Fatih Yasin'in belli belirsiz Bilal Hancı ile arasında olan bir Hacivat Karagöz var. Kesinlikle Fatih Yasin var. Bu el farklı bir şey yapacağız. Oylama yapılırken oyu verecek kişiyle beraber ben içeri gideceğim. Oyunu içeride verecek, siz bilmeyeceksiniz kimin kime peki verdiğini. Ben Bilal Hancı diyorum. Gizli oyu kullanırken de gizli oya gidiyorum. Gizli oya. Gizli oya. Hayır, gizli oya. Hayır, sakın. Ya sakın. Ya bu ikisi eminim ya. Sessiz sedasız bir şekilde kime oy verdiğin nedeniyle beraber söyle. Bilal Hancı'nın en başından beri vampir olduğunu düşünüyorum. Çünkü botoks yaptırdıktan sonra mimiklerini de saklayamıyor. Saklayamadığı için de Bilal olduğunu düşünüyorum. Tamam. Eğer Bilal çıkmazsa yandım. Tamam, tamam. Mesut gelir misin eline? Oyumu verdim. Oyunu bana verdin biliyorum. Bak bir şey diyeceğim, dinle dinle. Ben elendikten sonra oyunu bu adama ver. Bak beni dinle, oyunu bu adama ver, tamam mı? Elendikten sonra bu adama ver. Tamam okey. Gel abi. Şuraya. Ne yapacaksın oğlum bana artık? Kime oy veriyorsun, neden veriyorsun? Çok hızlı. Bilal Hancı. Tamam. Gel. Götü başı hayır oyunu. Tamam. Eğer var ya Bilal. Mertcan bir git annem, bir bak bakayım. Özür dilerim yani. Dileme. Beni eledin sen salak gibi. Bu adama ver. Kime oy veriyorsun abi? Bilal çok sinirli ve agresif. Bir suçlu psikolojisi var. Bilal Hancı oy veriyor. Tamam. Ateş attın ne zaman bir daha? Bilal'i bir kere yakalarsak bitti gitti yani. Yakalayamazsın köylüyüm. Söylüyorum sana. Senin de köylü olduğunu biliyorum diyorum sana. Köylü değil misin? Mertcan mı? Evet. Ben senin köylü olduğunu biliyorum diyorum sana. Allah Allah ya. Mertcan o zaman. Bir sonraki dur senden sonra. Ali biçim vampirin kim olduğunu Mesut Can Toma'ya şu şekilde söyledi kamera kayıtlarında. Size yemin koymazsanız ediyorum söyledim. Koymazsanız en kim? Koymazsanız o kısmı en bir dakika. Gerçekten mi ya? Ya ben yapmayacağım konuşma. Arkadaşlar şöyle yaptım. Oyunu verdim ya. Geldim buraya. Burada yapalım abi öyle şey var mı ya? Beyler gerçekten öyle bir şey yaptıysam götüm. Oh be Allah'tan sandıkların başını terk etmemişiz. Ne oldu? Kim? Göstereceksiniz o. Fatih. Yapma ya. Aa benim baksını geri verin. Abi. Ben hiçbir şey söylemedim herife. Benim pantolonu geri verin. Öyle sakin mi? Ol abi bir iftira var şu an. Fatih bana ölüsü mü gösterdi? Ya. Kesinlikle yanılıyorsun. Ertan. Kesinlikle yanılıyorsun. Var. Vampir ya Mertcan Bahar ya da Mesutcan Tomay. Biliyorum şu anda iki oydayım. O yüzden Mertcan Bahar diyorum. Tamam. Arkadaşlar sonuçları açıklıyorum. Nasıl ya? Gergin bir oylama oldu. Ve belki de vampir köylü tarihinde en azından benim yönettiklerim arasında ilk defa böyle bir şey oldu. Ortada hiçbir gaf, yakalanma durumu olmadan bütün kişiler aynı kişiye oy verdi. Bir kişi hariç. Söyleyeceğim bunu. O kişi de... Oy bana çıktı. Bu gerizekalı beni hedef gösterdiği için vampir de direkt beni verdi. Çünkü artı iki oldu. Bilal Hancı elendi. Abi. Kendini vampir gibi gösterdi. Hayır göstermedim. Abi sürekli ona saldırıyorsun, bana saldırıyorsun. İlk başta Ali biçime saldırıyor. Sen çok iyi oynuyorsun. Ben bana mesela boş yere saldırdınız. Ben köylüydüm ama. Yapma bana. Daha konuşamazsın abi. Oturdum. Sen gerçekten yıllardır oynuyoruz bu oyunu hiç anlamıyorsun. Abi konuşamazsın lütfen. Sustum. Lütfen. Bana boş yere saldırdınız. Sen de ölüsün. Ben köylüyüm. Ölüsün abi ölüsün. Sadece oyunda olanlar konuşabilir. Evet öyle oluyor. Şimdi bir dakika. Bilal Hancı oyunu Mertcan Bahar'a vermişti. Bunu da söyleyeyim bilgi olarak. Vampir de ilk kendimi yaktım. Sonrasında vampir oyunu kazandı. Bilal'in çok vampir olduğunu düşünüp vampir diye Bilal'i yaktı. O da bana dedi ki eğer ben elenirsem Mertcan Bahar'a ver dedi. Bir vampirin itirafları. Sen ölüsün. Sen de ölüsün abi lütfen ya. Bu yaptığı etik değil. Oğlum sen ölmedin mi zaten? Ben öldükten sonra öldüysen öldün. Bilal öldükten sonra bir sürü konuştu. Ben niye konuşmadım? Öldün öldün. Onu da konuşmuyorum. Az önce susturdum işte. İki kelime söyle. Bırak söylesin iki kelimeyi. Tamam hadi söyle lan herkes istiyor.
Az önce Bilal ölmeden önce Bilal'e yalvardım. Dedim ki Bilal amca şu vampiri bul, oyunu kazanalım dedi. Bilal öldü, köylü. Tamam, şimdi bütün köylülere sesleniyorum. Şu vampiri bulun, öldür. Telefon gidiyor yoksa. Telefon gidecek. Evet, şimdi çok kısa bir şekilde Mesutcan Tomay'dan. Ben önce Mertcan Bahar konuşmasını. Bu arada yine gizli oy alacağım. Mesutcan tamam. Çok sakin oynadı. Söylüyorum, ben köylüyüm yani. Gerçekten köylüyüm. Mertcan Bahar'ı Bilal söyledi en son. Çünkü akıllı oynuyor oyunu. Adamı elemek zorundaydım ki yorumunu ya, alayım ya, yani. Ya bu bilmiyorum. Tamam ama biraz daha önde kalmam lazım. Ölüsünüz ya, ölüsün. Ben gülüyorum sadece ya. Mesutcan kazanırsa tebrik edeceğim ayağa kalkıp. Tamam. Ama Mertcan Bahar olduğunu düşünüyorum. %90. Mesutcan Tomay, söyleyecek bir şeyin yoksa ortak alanda seni oylamaya götüreceğim. Hayır, söyleyecek bir şeyim var. Evet. Az önce Fatih Yasin oylama bittikten sonra Ali Biçim Mesutcan Tomay'a vampiri söyledi diye kolpayı ortaya attı, burayı bir karıştırdı. Ardından Ali Biçim'le Kofti'den şöyle bir oyun yaptı. Ali Biçim onu görüyormuş da ona oynuyormuşçasına boşa şundan attı. Çok bak. Oylamam Mertcan, oynamam Mertcan. Ben başta Mertcan'a yüklendim. Şimdi Bilal Hancı'nın Mertcan Bahar'ı ortaya atışı burada bir tek Fatih Yasin'e yaradı. Onun için ben bu adamın kellesini almak istiyorum. Bak, akıllı bir çocuk ama yanlış yapıyor. Gel oylamaya gidelim. Ben nereye gidiyorsunuz? Zaman? Oylamadınız mı zaten? Ben köylüydüm, beni elediniz ya. Kim oynuyorsun? En başta Mertcan demiştim. Eğer Mertcan çıkarsa kafam için Fatih Yasin diyor. Mertcan Bahar alabilir miyim? Ama ben daha net değilim abi. Kafam çok karışık. Aa, bu Mertcan'ın kartı mı? Evet. Ben öldüm zaten. Bakayım. Hayır hayır, çok merak ederim, bakma. Vallahi öldüm zaten. Bence bakmaması lazım. Bence benim fikrim. Sana göre bakması gerekebilir. Bakma bakma ya. Fatih Yasin kırdım kalemini, şimdi bebek diyor. Bu karolasit. Bu adam oylamaya gitmeden önce açık bir şekilde Fatih Yasin'e oyunu vereceğini söyledi. Eğer bu adam vampirse o da Fatih'e verecek. Benim aynısı yaşandı burada söylediği şeyler. Böyle olmaz abi. Böyle olmaz. Ben kimseyi seçmedim. Kartları otomatik siz kendiniz çektiniz. Oylamayı burada yaptırırsam Bilal, bu kişi veya bu kişi veya bu kişi, hangisi bunlardan gerçekten köylüyse, köylü kime atarsa vampir direkt ona atar ki eleyim diye direkt. Tamam. Gel Fatih. Mertcan Bahar'a gelmeden önce bir tane soru sordum. Bana şey dedi. Abi saçmalama, amına koyayım ya dedi. Eski bir semt çocuğu olarak şunu söyleyebilirim ki kaybedersem de sağ olun. Mertcan Bahar. Oylama bitti. Huzurlarınızda Mertcan Bahar'ın bir kartını açmasını istiyorum. Kazanan. Ha, ben bu oyunu çok güzel oynarım. Aa, güzel yaptım ha. Kime verdin? Kime verdin? Biz kazandık. Bana verdin değil mi? Oğlum biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık, haberim yok. Ertan, biz kazandık değil mi? Ben vampir, vampir. Beni eylemeseydi bu. Şunu anlatayım. Oyunda kalsaydım buraya gidecek. Bir dakika. Bir sen şey, kimi dedin? Bir dakika. Sen niye? Bir dakika. Bir dakika. Dur, elini çek. Elini çek. Elini çek. Manipüle et. Bir dakika. Arkadaşlar. Bir dakika. Şunu anlatayım. Bunu verin lan. Bu oynamayı. Ben elini çek. Telefonu verin lan. Telefon nerede? Telefon. Ya Bilal Hancı manipüle etti kanka. Manipüle etti. Fatih dediği anda vampir de Fatih derdi ve direkt elendi. Telefonu verin, ha, finalde satacağız. Finalde gene aynısı oldu ama burada adaletsiz olur. Telefonu verin, satacağız. Telefonu verin, satacağız. Versene. Arkadaşlar yapmayın. Ben bir son bölümü yapabilirim. Çocuğu doğmak kadar aldınız lan. Mesutcan'ın hatasıyla kaybettik diye düşünüyorum. Eğer vampir olsaydı çok daha mutlu olurum. Lan bir dakika, en başta da Mertcan Bahar'a geldi. Yok abi, niye dönüyor adama? Ben sana söyledim. Bakayım ya. Ya çok şüpheli hareket yaptı ya. Sıçtı batırdı, ne yapayım? Bir bitcoin gitti bu arada. Al abi. Eyvallah abi. Bu ne? Eşoman altı. Mesut'un şeyi mi? X'ler tam sana göre. Telefon nerede, satacağız? Ali biçim. Katıtınca. Telefon nerede? Ben de değil. Sen onda bir şey vermedin. Bu oyunu köylüler Fatih Yasin yüzünden kaybetti. Evet. Bir şey diyeceğim. Sen ne verdin? Onu verdim işte. O benimdi. Benim oldu. İlk oyundan kazandım. İşte onu verdim. Boş yere donsuz kaldı. Abi o da hoş değil. Fatih ya. De benim sana şeyim. Onu satarız oğlum ya. Bu adam kartlar dağıtır dağıtılmaz benim üstüme salak gibi oynadı. Bilal de Bilal. Bilal de Bilal. Bilal de Bilal, amına koyayım. Sevgili arkadaşlar, bir tane Bitcoin altınlığımız var. Ben de pantolu aldım. Pantolu. Telefonumuz yok hala. Arkadaşlar, Atakan Özgürt'ten telefonu da alıyoruz. Ertan, telefonu alabilir miyiz? Oyunu ben kazandım. Bitcoin'i sen alıyorsun, bunu ben alıyorum. Burak, gel açıl abi. Al, gel. İlk tekte biten. Tamam. Bitcoin için. Fatih köylü diye bağırdım burada. Şöyle biliyor musun? Şöyle bu adam beni biliyor. Ben de. Bir. Son. Nasıl ya? Abim bir kere de. Best of three oğlum. Best of three. İki olan kazanı. Ya Fatih, nasıl sinirliyim şu an sana ya? Yurdunu s**eyim. Al senin olsun Bitcoin. Tamam. Telefon. Bana niye bunu veriyorsun? Al buna koyayım ya. Telefon için yapacağız. Hayır. Telefon için yapacağız. Telefon Atakan'da. İstemiyorum bunu.
yapayım ya? Arkadaşlar bir başka vampir köylü videosunda buluşmak üzere. Telefonu istiyorum lan! Telefonu istiyorum! Atakan telefonu versin. Telefon! Telefon. Atakan, Atakan! Atakan telefonu ver. Bir şey söylemek istiyorum. Totalde bir tane bitcoin, bir tane de telefon kaybetti. Tamam süper. Bilal Ancı'nın dediği gibi Eminönü'nden aldım ben buna. Ay ama oğlum ben ironi yaptım. Yok yok. İroni! İroni! Bir tane arkadaşımın hediyesiydi o ondan da. Tamam telefon için. Telefon içinde şunu söyleyeceğim. Bu adamın Zara alt eşofman verdiği yerde ben telefon verirsem olmaz. Çok doğru söylüyorsun ama seyircilerimizin huzurunda söz verdin. Seyircilerimizin huzurunda söz verdin. Dedik ki bu adam pantolonumu çıkaracağım ve donla devam edeceğim videoya dedi. Söz verdi ve zorla aldık biz onu ondan. Telefon dedin zorla alacağız abi telefonu ver. Telefonu zorla alamaz. Abi o gaspa girer gas bizim kanalda yok. Bir saniye bir saniye zorla alacak ne lan? Sen bir hafta önce bu adamla kamp yaptın beraber. Beraber et yediniz. Seyircinin takdirine bırakmamız lazım bunu. Atakan eğer vermezse o kendi bilir. Ekibe soruyoruz arkadaşlar telefon mu pantolon mu? Telefon baba Atakan telefonu getir. Abi evde 4 tane daha var dedi. 3'ünü versin abi, ya abi verecek verecek Atakan. Dersin, Fatih vermeli. Söyler misin şunu? Bence de vermeli. Fatih söyler misin şunu Atakan, lütfen? Gel. Baba sinirimden elektronik sigara yakacağım şimdi. Hadi ya. Hadi acaba ya. Başa dönüp o götebuz hikayesini mi yapsak? Ne diyorsun? Ne yapacağım götebuzu şu an? Telefonu koydu baştan ortaya. Versenize telefonu. Tamam baba tahsilatçı mıyım ben? Bana ne ya? Seyircinin takdiridir. Atakan Duckers'tan aldığı pantolonu vermek istiyor abi. Hadi pantolon şu taş kağıt makas. Abi o zaman Mesut diye sordum. Al senin o kazandın. Sevgili arkadaşlar hepimiz şöyle bir toplanalım. Bir aile fotoğrafı verelim. Sevgili arkadaşlar TRT ekranlarında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili Atakan Özyurt, Bilal Hancı, sevgili Burak Güngör, sevgili Mertcan Bahar, sevgili Fatih Yasin ve sevgili eski çocuk yıldız Mesut Şantoma ile birlikte inanılmaz güzel bir vampir köylü çektik. Dolayısıyla her ne kadar lafı güzel ettiysek, ne kadar dilimiz sürçan ettiyse affola. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kafalara ve sevgilim Burak Güngör'e ve Mertcan Bahar'a geldiği için sonsuz kere teşekkür eder. Size hayırlı Ramazanlar dileriz. Telefon koyayım ya.